Şimdi arkadaşlar 2010 yılında imzalanan Güzel Yıllı Yüzme Havuzu projesi ve uygulama inşaatına yapılmasına ilişkin bir protokol var. Dönemin belediye başkanları kim? Kudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe. Nihayetinde karşılıklı iyi niyetle imzalanmış. Protokolün 3. maddesinde de şöyle bir madde koymuş. Yapılacak her türlü imalatla ilgili Büyükşehir Belediyesi herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaktır. Çok iyi niyetli bir şey bu. Mudanya Belediye Başkanlığı tarafından ilk olarak 2012 ve 2016 yılları kapsayan dönem için bizim yerimizde işgalcisiniz diye 1,5 milyonluk ecri misil tahakkuk getirilmiş. Büyükşehir Belediyesi benim şahsi belediyem değil. Bu parayı da cebimden ödemeyeceğim. Bu milletin parasını ödeyeceğim. Ve ben de buradan Bursalılara Hayri Türk Yılmaz'ı şikayet ediyorum. Çünkü siz gerçekten hakkınız olmayan bir parayı talep ediyorsunuz. Bu havuz Recep Altepe'nin tekelindeki, özelindeki bir havuz muydu? AK Parti'ye ait bir havuz muydu? Veya bir şahsa istifade edilmek adına verilmiş bir havuz muydu? Büyükşehir Belediyesi tarafından iyi niyetle Mudanya Belediyesi'ne yapılmış, armağan edilmiş bir havuz. İşletimi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Siz de bunu o 4-5 yıllık süreç zarfında hem üstündeki mülkü alayım, beraberinde de ben bununla alakalı bir ecri misil çıkarttırayım. Nihayet yapılan yargılama neticesinde ecri misil talebini kısmen kabul, kısmen reddiyle 394.273 TL ecri misil tazminatına hükmedilmiştir. Ulaş Bey, pazartesi günü itibariyle havuzu boşalttık mı? Boşalttık. Hayırlı uğurlu olsun. Mudanya Belediyesi'ne aldınız başınıza belayı. Bu borç bizim borcumuzdur, ödeyeceğiz. Bu iyilikleri yapmaktan dolayı birileri kanundaki o iyi niyetle karşılıklı yapılan protokollerin açığından istifade edip ego tatmini yapıyor. Kamuoyuna da bunu şikayet ediyorum. Gelip bana direkt söylesen ben zaten sana havuzu devrederdim. Allah razı olsun, senede beni 1 milyondan kurtaracaksın zaten. Siz bu kadar iyi niyetlerle yapılmış bir şeyi kamuoyuna da eğer biz bununla alakalı Mudanyalı'nın hakkını savunacağız gibi bir yaklaşımla anlatırsanız bu bana göre tamamen yalan ve yanlış bir beyan olur. Aksi görüşü varsa, arzu ederse akşam oturumuna da gelebilir, haftaya oturuma da gelebilir. Eğer ben onun gelmesini beklersem muhtemelen ona 2024'e kadar yine gelmeyecek. Otomatikman da milletin aklında şüphe ve kaygılar kalacak. Aydınlatmam gerektiği için bunları özellikle burada ifade edeyim.